Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Temmuz Perşembe. Evet, bugün avukatları konuşacağız. Açlık grevindeki avukatları. Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden avukat Ebru Timtik bugün açlık grevinin 203. gününde, yine Aytaç Ünsal da açlık grevinin 172. gününde adalet talebiyle başlattıkları açlık grevi devam ediyor. Cezaevinde bugünkü konuğumuz Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil. Gökmen Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yani şeyden başlamak istiyorum. Şimdi iki tane avukat, iki tane Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatı adalet talebiyle açlık grevinde kritik bir eşik demiştik. Kritik bir eşiği de aşıldı artık. Ebru Timtik 203. Aytaç Ünsal ise 172. gününde. Yani siz ne demek istersiniz? Neden avukatlar açlık grevinde? Daha doğrusu buradan başlayalım bilmeyenler için. Evet, iki arkadaşımız ölüm orucundalar. Aslında tabii hep avukatları gündeme taşıyoruz ister istemez ama iki de müvekkilleri ölüm orucunda. Didem Akman ve Özgür Karakaya, onları da hatırlatmak gerekiyor. Yani en temel olarak adalet talebiyle ölüm orucundalar. Sizin de belirttiğiniz gibi 203 gün oldu Ebru açısından. Aytaç'ın 172 gün oldu. Adalet talebiyle, adil yargılanma talebiyle ölüm orucundalar. Bu tabi biraz açmak gerekir. Ne demek adil yargılanma? Neden adalet talebi? Şunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi Ebru Timtik derneğimizin İstanbul Şube yöneticisiydi aynı zamanda. Derneğin genel başkanı Selçuk Kozağaçlı, üyeleri, yöneticileri 2016 yılında 2017 yılında gözaltına alındılar ve tutuklandılar bildiğiniz gibi. O süreci müsaadenizle çok kısa anlatayım. Tabii buyurun. Tam bir yıl, 12 Eylül 2017 tarihinde gözaltına alındılar. Tam bir yıl mahkeme önüne çıkmayı beklediler. Aslında bu tür yargılamalar açısından uzun bir tutukluluk süreciydi. Yani hakim karşısına çıkmadan geçen uzun bir tutukluluk süreciydi. Hukuksuzluklar tabii ki gözaltı işlemiyle başlamıştı. Soruşturmanın kendisiyle hukuksuzluklar başlamıştı. Bir yılın sonunda 10 Eylül 2018'de başlayan yargılamalar sonunda 14 Eylül'de tutuklu 17 avukatın tamamının tahliyesine karar verildi. O da bu ölüm orucuna giden sürecin aslında başlangıcı diyebiliriz şu nedenle. Tahliye edilme kararı verildi akşam 22.30 sıralarında. Maalesef kanuna aykırı bir şekilde sabaha kadar serbest bırakılmadılar. Bu arada bir şeyler döndüğünü tahmin ediyorduk zaten. Hukuk dışı bir şekilde, hukuk dışı bir takım makamların müdahalesiyle içeride tutulmaya devam ediliyorlardı. Cumartesi sabah 6.06 sıralarında serbest bırakıldılar. Öğleden sonra 16 sıralarında aynı heyetin aynı arkadaşlarımızla ilgili tekrar tutuklama kararı verildiğini öğrendik. Bir parantez açmak istiyorum. O duruşmalarda biz de oradaydık aslında. Özgürüz olarak saat 10'da karar çıkmıştı. Dediğiniz gibi bir 8 saatlik bekleme sonunda tahliyeler oldu. Yani tahliye işlemi gerçekleştirildi. Aslında o süre boyunca da herkes kendisine bir şekilde kendisiyle bunun muhasebesini yapıyordu. Ya bir sıkıntı mı var, bir soru mu var ki vardı zaten sizin de belirttiğiniz gibi tepeden gelen kesinlikle tepeden gelen bir durum söz konusuydu. Ona da bir parantez açmak istedim böyle. Doğru söylüyorsunuz. Yani teknik olarak şöyle, yani insanlar tabii dinleyiciler şöyle düşünebilir. Acaba uzayamaz mı bu serbest bırakılma süreci? Yani her şeyden şüphe mi etmemiz gerekiyor? Hayır, uzayamaz. Şu nedenle duruşmalar zaten Silivri kampüsü içerisindeki tutuklu salonunda yapılıyordu. Arkadaşlarımız da Silivri hapishanesindeydiler. Zaten bu tür evraklar UYAP üzerinden gönderiliyor. Dolayısıyla karar verildikten sonra hazırlıklara başlanıp onların teknik yarışmaların bitmesi belki 2-3 saati alabilirdi nihayetinde. Zaten hemen cumartesi sabahı serbest bırakılıp akşam 16 sıralarında tekrar tutuklama kararı verilmesi gece boyunca neden içeride tutulduklarını da açıklar nitelikteydi. Şimdi şunu öğrendik biz.
Fakat aynı heyetin yani kendi kararına teksip edercesine tekrar tutukluluk kararı vermesi mümkün değildi. Zaten bu karar da imzayla imzalanmıştı. Elektronik imzayla imzalanmıştı. O heyet zaten hemen iki gün sonra dağıtıldı. Bir daha bu dosyaya bakmadılar. Dosyadan el çektirildiler. Dolayısıyla bu bizde şu şüpheleri arttırdı. Yani bu heyetin kararına dışarıdan müdahale edildi. Hatta tekrar tutuklama kararını bu heyet vermedi. Bu heyetin imzaları zorla ele geçirilerek onlar adına bir tutuklama kararı yazıldı gibi bize geldi. Sonrasında dosyaya başka bir heyet atandı. Ve o heyet Türkiye'de özellikle İstanbul'daki birçok hukuksuz yargılamanın hakimiydi aynı zamanda. Akın Gürlek. Evet, Selahattin Demirtaş'ın, Sırrı Süreyya Önder'in ve birçok davada da hakimlik yapmıştı, baş hakimlik. Evet, Onur Hocam şöyle bir şey oldu. Çok uzatmayayım bu aşamasını. Yeni heyet yargılama yapmadı. Yani sanık avukatları dinlemedi, sanık avukatların müdafiği olan avukatların taleplerini dinlemedi, tanık bizim bildirdiğimiz tanıkları dinlemedi, kendi getirdiği hazırlanmış tanıklar, doldurulmuş tanıklar, bilgilendirilmiş tanıklar, bir takım ifadeleri ezberletilmiş tanıklar, yalan yanlış, açıkça yalan olduğu sonradan ortaya da çıkan beyanları alındı ve 3 duruşma sonunda arkadaşlarımız hakkında 159 yılı bulan hapis cezaları verildi. Şimdi yargılama yapılmadı derken şöyle anlaşılabilir. Yani ben zaten şehade üyesiyim. Bu avukatlar da benim arkadaşlarım. Dolayısıyla ben diyelim ki hukuki değil de politik bir değerlendirme yapıyorum. Ben sizinle şöyle bir bilgiyi paylaşayım. Bu yargılamanın sonunda 40 baro Türkiye'den, içerisinde bu arada avukatların, Türkiye'deki avukatların %95'ini temsil eden neticede İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Bursa Barosu, Antalya Barosu, Adana Barosu, yani 40 baro bu mahkemede bir yargılama yapılmadığını, yani değil adil yargılama, gerçekten bir yargılama bile yapılmadığını kamuoyuna yazılı olarak açıkladılar. Dolayısıyla burada bir yargı sürecinden söz etmiyoruz. Burada hukuken işletilmiş bir süreçten bahsetmiyoruz. Arkadaşlarımız böylesi bir infaz süreciyle açıkçası sivil ölüme terk edildiler. Ebru ve Aytaç da diğer avukat arkadaşlarımızla birlikte tabii bu hukuksuz sürecin bir şekilde neticelendirilmesini doğru bir zemine oturtulmasını talep ediyorlardı. En sonunda ellerinde onların tabii tercihi, kararı, takdiri, adil yargılanma talebini, adalet talebini sadece kendileri açısından değil aslında benzer yargılamalarla hapiste tutulan insanların taleplerini dile getirmek için bu yola başvurdular. Ölüm oruçları bu nedenle yapılıyor ve bu nedenle devam ediyor. Yani aslında tekrar yargılanmak değil mi? Şimdi hukuki olarak şöyle bir süreçteyiz. Yaklaşık 60 klasörden bahsediyoruz. Evet. İstinaf Mahkemesi bu klasörleri incelemeden ve duruşma açmadan dosyayı hemen onadı. Şimdi Yargıtay aşamasındayız. Yargıtay yanlış hatırlamıyorsam 1 Haziran gibi dosyayı incelemeye aldı. Aslında iki avukatın ölüm orucundaki kritik süreci göz önünde olmasına rağmen Yargıtay incelemeyi sonuçlandırmıyor. Bir an önce bir karar vermesi gerekiyor. Hukuki anlamda yeniden yargılanma değil ama Yargıtay'ın dosyayı bozmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bozup ilk derece mahkemesine iade etmesini ve ilk derece mahkemesinde bu sürecin, hukuki sürecin yeniden ve hukuka uygun bir şekilde adil yargılanma ilkelerine uyularak yapılmasını, bağımsız bir heyet tarafından yürütülmesini arkadaşlarımız talep ediyor. Biz de onların arkadaşları, avukatları olarak, barolar olarak bu talepleri sahipleniyoruz, dile getiriyoruz. Yani bahsettiğim barolar sadece yargı sürecinde burada bir yargılama yapılmamıştır, adil yargılama yapılmamıştır diyerek süreci noktalamadılar. Evet. Hala
hala aynı görüşteler, hala aynı talepleri barona devam ettiriyorlar. Yani şimdi sonuçta şöyle bir durum da var. Yani yakın tarih, yakın zamanda yani 2-3 ay öncesine kadar yani 3 kişi ölüm orucundan hayatını kaybetti ki yani şu an tutuklu bulunan, açlık grevinde olan avukatların da müvekkilleriydi aynı zamanda. İşte grup yorum üyeleri Helin Bölek, İbrahim Gökçek gibi sanatçılar hayatlarını kaybetti. Yani şimdi benim sormak istediğim şu, çok kritik bir şey. Ölümle sonuçlandı bunların sonu. Yani yine bir aynı durum söz konusu sanki. Yani kritik bir evredeler. Yani bu saatten sonra yani bu ülkedeki aydın, demokrat, sivil toplum kuruluşları veyahut barolar bu konuyla ilgili ne yapmalı artık? Yani bunun kötü sonuçlanmaması için. Talep çok açık net ama şimdi gerçekçi olacaksak karşılanamayan bir talep de söz konusu. Yani bunu bir türlü siyasi iktidar karşılamıyor ki, oyalıyor ki dediğiniz gibi Yargıtay 1 Haziran'da dosyayı almış. Daha bugün ayın 23 Temmuz olmuş. Yani 2 aya yaklaşmış. Daha bir sonuç yok. Kaldı ki adli tatil de olacak yanlış bilmiyorsam. Yargıtay'ı o çok etkiliyor mu bilmiyorum ama yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya açıkçası yani demokratik kitle örgütlerine ne görevler düşüyor burada? Şimdi şöyle düşünüyorum tabii. Özellikle Mustafa Koçak, Helin Bölek, İbrahim Gökçek'in ölümünde değil resmi makamların değil çözüm üreten bir yerde durması aslında ölümü hızlandıran müdahaleler yapmaları da gördüğümüz şeylerden biriydi. Zorla tıbbi müdahaleye hastaneye kaldırılmaları tıbbi anlamda da ölümlerini hızlandırdı. Yani doktorların o süreci doğrudan takip eden doktorların da kendi gözlemleri ve beyanlarıydı. Şimdi dolayısıyla avukat arkadaşlarımızın talepleri konusunda da benzer bir duyarsızlık, hatta ölürlerse ölsünler tavrı hakim olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bu süreci aslında çözmesi gereken, bu süreci ele alması gereken doğallarında demokratik kitle örgütleri, belki sendikalar, en başta barolar tabii. Evet. Ne yapmak gerekebilir? Aslında şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz bu ülkede bir takım yargılamalar oluyor, bir takım tutuklamalar oluyor. Gözaltılar oluyor, hükümler oluyor, insanlar hapishanede ömürlerini geçiriyorlar ve unutuyoruz. Evet. Yani mesela biz Selçuk Mızrak'la neden hapiste unuttuk. Gülten Kışan'ı unuttuk. Selahattin Demirtaş'ı unuttuk diyebiliriz. Yani HDP'li belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri, onun dışında gazeteciler, hala tutuklu olan gazeteciler, bir takım aydınlar, sanatçılar. Yani şöyle bir süreç yaşıyoruz. İnsanlar hukukla ilgisi olmayan gerekçelerle, yöntemlerle gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Bir süre sosyal medyada gündem oluyor, ondan sonra hepsini unutuyoruz. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutuklu olması unutulmamalı, kabul edilmemeli, sindirilmemeli, alışılmamalı böyle bir duruma. Bunları çözmemiz gerekiyor. Peki ne yapalım? Yani ortada bir sadece aslında şehadet dosyası açısından hani adil yargılanma yapılmadı diyoruz ama evet. Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Yani ortada şehadetlere yapılmış bir kötülükten söz etmiyoruz özel olarak. Şimdi 2017 yılının Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam 16-17-18 Ocak tarihlerinde Ankara'da büyük bir konferans yapıldı. Uluslararası konferans. Ayın Karanlık Yüzü adıyla bir konferans yapıldı. Türkiye'den çok sayıda baro katıldı. Ankara Barosu'nun ev sahipliğinde. Yine Türkiye'deki birçok baro katıldı. İstanbul Barosu, İzmir Barosu vesaire. Sadece bunlar değil, akademisyenler katıldı, gazeteciler katıldı, uluslararası hukuk örgütleri ve Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden barolar, barolar birliği temsilcileri katıldı.
3 günlük tartışmanın sonunda sanatçıların, gazetecilerin, hukukçuların, akademisyenlerin yürüttüğü atölye çalışmaları ve konferanslar sonunda bir bildiri yayınlandı o konferansta. Denildi ki konferansın sonuç metni şuydu: Türkiye'de yargı yoktur. Şimdi az önce anlattığımız örnekler, yani sadece tabii belediye başkanlarından ya da avukatlardan, gazetecilerden söz etmemek gerekiyor. Yani adli nitelikteki dosyalar dahil bu memlekette kimse adil yargılanmıyor. Kimse yargının verdiği karara suçlu olan da, mağdur olan da, sanık olan da, şüpheli olan da kimse yargının verdiği karara güvenmiyor. Evet. Çünkü bir şekilde siyasi etkiyle ya da toplumsal etkiyle işlerin yürüdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Yani bir kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olayında ya da herhangi bir yaralama olayında, feci nitelikteki bir kasten yaralama olayında sosyal medyadan tepki gelmedikten sonra serbest bırakılabiliyor sanıklar, şüpheliler. Maalesef. Dolayısıyla hani, toplumsal etkiyle yürüyen, böyle kendini bırakmış, hukukla bağlarını koparmış, siyasetin etkisine bakan veya toplumun tepkisine bakan bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Bu tablonun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bu tabloyu peki Yargıtay düzeltebilir mi? Bu tabloyu Anayasa Mahkemesi düzeltebilir mi? Derseniz eğer, yani bize ne görev düşüyor dediniz? Devletlerine ne görev düşüyor dediniz? Bunu Yargıtay düzeltemez. Bunu Anayasa Mahkemesi düzeltemez. Çünkü Türkiye'de sadece ilk derece mahkemelerinde değil, bütünsel olarak her bir aşamasına bakın. Buna Barolar Birliği'ni de bu arada katıyorum. Barolar Birliği Başkanı'nı da katıyorum. Bu kurumların Türkiye'de yargının düzelmesiyle, adalet talebinin yerine gelmesiyle pek bir ilgileri olmadığı kanaatindeyim. Ne yapılabilir? Ben toplumda başta ölüm orucundaki avukat arkadaşlarımızın adil yargılanma talebi olmak üzere adalet talebinin başka bir mekanizmayla giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl bir mekanizma? Açıkçası bu taleplere karşılık verecek sivil bir yargı deneyimi geliştirilebilir diye düşünüyorum. Yani bir temel hakları ve özgürlükler mahkemesi adıyla kurulabilecek veya Anayasa Mahkemesi gibi çalışan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi çalışan ama tümüyle sivil hukukçulardan oluşan, belki baro temsilcilerinden, baro başkanlarından, tarafsızlığına ve hukuki değerlendirmelerine güvenen hukukçulardan, akademisyenlerden oluşan bir sivil mahkeme deneyimiyle arkadaşlarımızın talepleri de belki gündeme taşınabilir. Bu konuda toplumun adalet beklentisi konusunda bir takım cevaplar üretilebilir. Yani bunun ne faydası olacak derseniz, müsaadenizle şöyle bir beklemek isterim. Şimdi tabii ki böyle bir sivil mahkeme deneyiminin icraî bir etkisi olmayacak. Yani böyle bir mahkeme deneyimi, örneğin burada bir yargılama yapılmadı, dolayısıyla dosyanın yeniden görülmesi gerekir dediğinde dosya tabii ki yeniden görülmeyecek. Fakat şöyle bir etkisi olacak. Şimdi benzer bir deneyim Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor. Orada yerel mahkemelere darbecilerle ilgili, darbe döneminde yapılan infaz, işkence olaylarıyla ilgili yargılama yetkisi veriyor ama bu yapılan yargılamaların bir infaz hükmü olmayacağı da karara bağlanıyor. Şimdi infaz hükmü olmayacaksa ne faydası olacak deniyor, tartışılıyor ama o mahkemelerde yapılan, yani tespit niteliğindeki yüzlerce, binlerce yargı deneyimi 15 yıl sonra 2010'larda yanılmıyorsam ya da 2000'lerde başlayan asıl yargılamalara temel oluşturuyor ve bir altyapısını oluşturuyor. Altyapısını oluşturuyor ve darbeyle, işkenceyle, infazlarla hesaplaşmanın yolunu açıyor. Dolayısıyla
bugün Türkiye'de de belki böyle bir tartışmanın içerisine girersek yani tarafsızlığı, bağımsızlığı, hukuki değerlendirme yetkinliği herkese kabul edilen hukukçulardan, akademisyenlerden, baro başkanlarından ya da baro temsilcilerinden oluşan bir sivil mahkeme deneyimiyle belki arkadaşlarımızın adil yargılanma talebi de biraz daha fazla gündeme taşınabilir. Kurduma adalet beklentisine de bu yöneyle cevap verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Gökmen Bey programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil bugün konuğumuzdu. Avukatlar ölüm orucunda tutuklu bulundukları cezaevinde. Avukat Ebru Timtik 203. gününde, Avukat Aytaç Ünsal ise 172. gününde. Kritik nokta bugün ÇHD İstanbul Şube Başkanı ile bu durumu konuştuk. Hangi taleplerle avukatların açlık grevine girdiğini ve çözüm olarak neyin olmasını, burada demokratik kitle örgütlerine ne gibi sorumluluklar düştüğünü kendisiyle konuştuk. Başka bir son tahlilde de görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.